Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün 8 Mart 2023 Kadın Günü dolayısıyla kısa bir program yapacağız. Söyleşilerimiz olacak, şiirlerimiz olacak. Biliyoruz ki çok fazla şey yapmayacağız. Son günlerde bir ay önce yaşadığımız deprem dolayısıyla çok fazla abartmadan programımızı yapmış olacağız inşallah. Efendim bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Efendim bütün dünya kadınlarına, kadınlarımıza, emekçi kadınlarımıza, kahraman kadınlarımıza, efendim başta tabii ki Peygamber Efendimizin annesine Amine Hatun'a ve Atatürk'ümüzün annesine Zübeyde Hanım'a buradan rahmetler diliyorum. Daha nice Türk annesine rahmetler diliyoruz. Efendim onların yetiştirdiği çocuklarla bugün Türkiye bu halde. Tabii ki Atatürk ilkeleriyle yol alıyoruz. Efendim öncelikle Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Ey Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın der. Ve dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek annesi olmak istiyorsan diyor, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir demektedir. Mustafa Kemal Atatürk. Efendim mekanları cennet olsun. Ne kadar haklı, ne kadar güzel söylemiş Atatürk'ümüz. Ve tabii dinimizde de kadına çok büyük önem verilmektedir. Ve bütün annelerin ayağının altındadır cennet diyor dinimizde de. Efendim ben tabii ki bugün daha konuyu çok uzatabiliriz ama sanıyorum katılmak isteyen birkaç arkadaşım olacak. Onlarla da sohbet edeceğimiz için ben daha kısa sürede konuşmak istiyorum. Ve o sözü onlara vermek istiyorum aslında. Bugün değerli şairlerimizden Gülsen Aksoy hanımefendi konuğum olacak. Ben hemen şey yapıyorum, gönderiyorum. Gülsen Aksoy hanımefendiyi davet ettik. Evet. Davet ettik efendim. Bu arada tabii ki bütün ülkemizin başı sağ olsun. Büyük bir deprem, büyük bir felaket yaşadık. Çok sayıda kayıplarımız var. Rahmete kavuşanlar var. Ölenlere tabii ki Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Efendim geride kalanlara da çok büyük sabırlar diliyorum. Çok kolay bir günlerden geçmiyoruz. 11 ilde kaybımız çok fazla. Allah'tan gelen her şeye boynumuz kılıçtan ince elbette ki. Ama Allah'tan değil de şeytan eliyle yapılan bir şey ise onları da Rabbime havale ettik. Onlar da nasıl biliyorsa öyle yapsın. Evet efendim ben değerli şair arkadaşımızı bekliyorum. Gülsen Aksoy hanımefendiyi bekliyorum. Evet. Efendim daha dünya milletleri kadın hak vermezken Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Sonsuz teşekkürler. Minnetle anıyoruz her zaman için. Evet. Tabii ki rahmete kavuşan annelerimize, melek olan annelerimize de buradan rahmetler diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah.
Anne ve anne adayları da bütün kadınlarımız aslında cinsiyeti kadın olarak doğan her kadın annedir. Bu gerçeği böyledir. Anne olsa da olmasa da efendim kadındır. Sevilmeye, sayılmaya layıktır. İyi, hoş davranılmaya layıktır. Çünkü kadınlarımız olmasa inanın dünyanın tadı tuzu da olmaz. Hepimizin bir annesi, bir babası var. Eşlerimiz anne, kadın, kızlarımız kadın, efendim annemiz kadın. Hepsi kadın olduğu için kadınlar dünyaya gelmemizi sağlayan insanlar, bizi bin bir emeklerle büyüten kadınlarımız, annelerimiz, hatta bacılarımız, kardeşlerimiz, hepimiz birbirimize destek olarak yürümeye çalışıyoruz. Efendim bu arada Mehmet Özdilek, Amasya'nın değerli sanatçılarından Mehmet Özdilek Bey de bizi izliyor. İnşallah ileride onunla da bir canlı yayın daha yapmaya çalışırız. Mehmet Bey de çok güzel program yapıyor Facebook'ta. İzliyoruz. Şu anda da ona çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Daha sonra yine bir konuğumuz olacak. Tabii ki zaman zaman Facebook bağlantılarında sıkıntı yaşayabiliyoruz ama artık biz buna biraz alıştık gibi. Efendim bu arada yüzün de tabii kız kardeşimin armağanı, kendi el emeğiyle yapmış olduğu çok güzel bir yüzük. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Gülsen Hanım birazdan teşrif edecek. Evet efendim. Bu arada tabii Munise Hanım da izlediğini görüyorum. Ona da merhaba diyorum. Munise Hanım katılmak isterse tabii ki konuğumuz olabilir. Evet efendim. Çok zor günler. Çok zor günler geçiriyoruz. Allah bir daha böylesine büyük bir felaket yaşatmasın. Biz bir deprem ülkesiyiz. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız eğitimlerimizle. Yani evdeki en küçük çocuktan en yaşlı insana kadar eğitim verilmesi gerekiyor efendim. Eğitilmeliyiz. Çünkü deprem acımasız. Deprem bölgesindeyiz, deprem kuşağındayız. Onun için büyüklerimize, devlet adamlarımıza, bilim adamlarına çok büyük işler düşmektedir. İnsanları eğitmeleri gerekiyor. Deprem anında ne yapmamız gerekiyor? Bocalamadan, şaşırmadan hemen yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Paylaştın mı Canan? Paylaştın mı programı? Evet. Evet efendim. Evet, bu arada Kasım Şener Bey izliyor. Ben konuğumuzu bekleyene kadar bu arada değerli izleyicilerimizle de ismini geçiriyorum. Mesajlarını okumaya çalışıyorum. Evet, Ulvi Sahiboğlu. Azerbaycanlı değerli öğrencimiz, kardeşimiz, şair, yazar kendisi de. Allah yardımcımız olsun. Millet olarak çok geçmiş olsun. Bu acı bizim de acımızdır. Çok doğru. Çok teşekkür ederiz. En önce Azerbaycan biz buradayız diyen ülkelerdendi. Biz ayrı olarak görmüyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hiç ayrı etmedik. İki devlet, bir milletiz. Çok Allah razı olsun. Yardım eden bütün ülkelerden de razı olsun. Ben bugün kadınlar gününü yapmak isterken hep deprem dolaşıyor ağzıma. Evet. Dünya emekçi kadınlarınız, kadınlar gününüz kutlu olsun demiş. Hani canım paylaşmamışsın?
paylaştım. Canlı yayını paylaşıyorsun ya. Evet. Facebook'ta da aksilikler oluyor bazen. Efendim, Kasım Şenel Bey de kolaylıklar diliyorum. Okullarda mutlaka ilk yardım ve deprem eğitimi verilmelidir. Çok haklısınız Kasım Bey. Biz de onu diyoruz. Çocukluktan en yaşlısına kadar bu konuda eğitilmemiz gerekiyor. Evet. Evet efendim. Gülsen Hanım da evet gördüm. Şimdi inşallah ekleyeceğiz. Ekledik. Ekleniyor. Teşekkür ederiz Ulvi. Ulvi Türkiye'de okuyor. Doktorasını da yapacak burada inşallah. Bayramınız kutlu olsun diye. Çok teşekkür ederiz. Evet, bekliyoruz biz Gülsen Hanım'ı. Berin Altuncu Hanım da merhabalar, hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun diyor. Efendim, sizinki de kutlu olsun. Evet, ekleniyor diyor, bekliyorum ben. Evet. Ah merhaba, sonunda kavuştuk Gülsen Hanımcığım, hep böyle oluyor, bizi böyle bir şey yapıyor, bir zorluyor Facebook, sonra da yoluna giriyor her şey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler ediyorum. Gerçi biraz bugün göz rahatsız ama yine de katılmayı istedim. Çok İnşallah. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hani gözlük kullanıyorum. Gülsen Hanım da Muğla'dandı değil mi şu anda? Ha, gitti. Olsun, yine bağlanırız inşallah. Efendim bu arada tabii ki değerli hemşerim Amasyalı Ahmet Şimşek Bey, iyi yayınlar hemşerim, senin ve seyircilerin Kadınlar Günü'nü kutluyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki Ülker Hanım da Isparta Toros Yıldızı, iyi yayınlar, gününüz kutlu olsun demiş. Günümüz kutlu olsun demiş. İnşallah Ülker Hanım'ın da bir şiiri var Kadınlar Günü ile ilgili. Onu da inşallah dilim döndüğü kadar yorumlamaya çalışacağım. Mehmet Hasip Aydın Bey de iyi akşamlar demiş. Evet. Gülsen Hanım'ı bekliyoruz tekrar. Düştü sanırım yayından. Mehmet Özdilek Bey sağ olun demiş. Selam olsun demiş Sayın Aydın. Mehmet Özdilek ve Müzeyyen Hanım, Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey, sağ olun. Evet, Mehmet Hasip Aydın Bey yine. Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Nice mutlu seneler sevdiklerinle birlikte olsun inşallah. Efendim bu dünya kadınları tüm sevdikleriyle beraber olsun inşallah. Biz de olalım, onlar da olsunlar. Orhan Çınar Bey, değerli fotoğraf sanatçımız, tiyatro sanatçımız, kolay gelsin, iyi akşamlar diliyorum demiş. Orhan Bey çok teşekkür ederim. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Evet. Gülsen Hanım davetli ama evet efendim. Biz de alkışlıyoruz hepinizi. Efendim ben bu arada tabii okuyabildiğim kadar mesajları okumaya çalışıyorum. Arife Taşova, o da
Amasya Taşova'dan, Esençay'dan değerli kardeşlerimizden, hanımefendilerden biri. Evet, Mustafa Kural izliyor. Teşekkür ediyoruz. Orhan Ünal Kavak Bey de izliyor. Selam söylüyoruz efendim buradan. Evet. Evet efendim, şimdi ben yine biraz konuşmaya devam edeceğim. Değerli konuğumuz gözünden de ameliyat olmuş. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine gözlüğünü bulacak şeylerine düştüğü için biraz sonra tekrar yayında olabilir Gülsen Aksoy hanımefendi. Şiirini de paylaşacak. Kadınlar Günü için de konuşacak. Evet, bu arada Erdoğan Öztürk Bey de izliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Seher Erdoğan Turancı hanımefendi izliyor. Merhabalar diyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun. Efendim yine Ahmet Şimşek Beyefendi yayında, maşallah bayanlar kadar erkek seyircileriniz de var hemşerim. Olsun be hemşerim. Erkek kadın dünyanın dengesi değil midir? Varsın olsunlar, mutlu oluyoruz efendim. Evet. Erdoğan Öztürk Bey de selam Müzeyyen Hanım. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Katıldığınız için, yayınlarımızı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Evet. Ben bu arada efendim, tabii konuğumuz hazırlanana kadar kendi yazdığım bir şiirimi inşallah okumaya çalışayım. Erdoğan Öztürk Bey, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun demiş. Efendim çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Kadınım, ey benim kadınım, Anadolu'm, ey benim fatihler, Atatürkler, peygamberler doğuranım, ey benim bağım, bahçem, cennet kokulum, ey benim ayaklarımın altında cennet kadınım. Sen anasın, eşsin, kız kardeş, kızımsın. Sen olmazsan olmazımsın, tadı tuzu hayatsın. Sen ki can pareni, kınalı kuzunu cepheye gönderensin. Ey benim evlatlarım, vatana feda olsun diyen kadınım. Öyle yüce ve asilsin ki cennetle müjdelenensin. Hangi yara iyileşmiş ki sen sarmadan iyileşsin? Misler gibi baharda dal, gülüzarda gülsün. Ey benim ayaklarının altı, altında cennet kadınım. Uzanmasın körpe bedenlere pis eller. O bir can, henüz yeşeren filiz, gül de gonca. Kararmasın umutları. Can özümüz, canlarımız. Ey benim ayakları üplesi, cennet kokulu kadınım. Bütün acıların üstüne doğan güneşsin. Saçını süpürge eden, yuvana dört elle sarılansın. Değil 8 Mart 365 gün sevilip sayılansın. Ey benim sinesi mis, ayaklarının altında cennet kadınım. Ey benim sinesi mis, ayaklarının altında cennet kadınım. Evet efendim, böyle bir şiir yazmıştım. Onu da bugün okumuş oldum. Efendim çok teşekkür ederim. Tabii ki programımızı paylaşırsam mutlu oluruz. Ülker Aygün Hanım, merhabalar. Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben tabii ki şey yapacağım, şiirinize ses olacağım inşallah. Değerli konuğumuz Gülsem Aksoy hanımefendi bağlanmaya çalışacak. Bağlandığı zaman ondan sonra okuyacağım inşallah. Evet efendim. Gülsen Hanım'ı bekliyoruz.
Evet. Evet, İlker Hanımcığım, gününüz kutlu olsun demiş geziyor İlker Aygün. Canan sen paylaşmamışsın. Paylaşmış olsaydın yayını şey yapardım. Buradan takip edebilirdim. Sen telefonda mı? Yeniledim, dur bakalım. Ha evet, şimdi oldu. Özbek hanımefendi de sağ olsun iyi yayınlar diliyor. Kolay gelsin, kadınlar gününüz kutlu olsun demiş. Ben de kadınlar gününüzü kutluyorum efendim. Evet, Erkan Dilek beyefendi de iyi yayınlar, iyi akşamlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim, ben Gülsen Hanım'ı bekliyorum inşallah. Evet, bekliyorum efendim Gülsen Hanım'ı. Evet. Evet, inşallah geldi diyelim. Evet, ekliyoruz Gülsen Hanım'ı. Efendim, bu arada sanıyorum Azerbaycanlı Muhammed Albayati beyefendi de izliyor. Evet. Ha merhaba. Nihayet. Niye? Hoş geldiniz. Ay. Ya bu yayınlar böyle maalesef insanı heyecanlandırıyor biraz. Heyecanlı Tekrar hoş biraz geldiniz da şey telefondaki dosyaya yazdım ben. Hani defter aktarmadım. Hani biraz ondan sorun yarışadı. Ha, Hanım. artık başka bir şiir okuyayım dedim. Hani kitaptan okuyayım dedim. Anladım. Kadınlar Günü ile ilgili yok mu şiiriniz? Vardı benim bildiğim kadarıyla. Var. Hani onlardan okuyacağım zaten. Hatta iki tane okuyabilirim ben kitapta. Tamam. Ama eski. Tamam. Biraz Hadi. eski. O zaman söz sizde. Söz bende. Evet. Bugün başta peygamber anneleri, peygamberimizin eşleri olmak üzere. Evet. Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere. Aynen. Kendi anne ve diğer bütün anneler, bilhassa depremde kaybettiğimiz anneler, evlatların ağırlığı Şehit anneleri. için. Hepsini anneler gününü kutluyorum. Hep bir gün değil, her gün olmalı anneler günü. Bence de tabii ki. Her gün. Tabii ki. Ben hani Bir gün değil, her gün. çok duyguluyum. Ben bilemiyorum. Anne deyince akan sular duruyor. Anne özlem bambaşka Aynen bir şey. Gerçi ben hani anneme doyamadım diyorum. Hani anneme doyamadım dediğim halde 3 çocuk annesiydim. 66 yaşında annemi kaybettim ve ben şimdi 70 yaşındayım. Düşünün ki 95 yaşında kaybettim. Hala anne kucağı arıyorum. öyle. Mekanlar cennet olsun inşallah. Biz öyleyiz zaten. Yani Seni duyuyorum. istersen 80-90 yaşına da gelsen biz anne şefkatine, sevgisine Aynen. hep daima yaşayacağız. Aynen. Hayat bu. Bir taraftan devir daim edecek. Bizler de gideceğiz. Arkamızdan gelecekler. Evet. Onlar önden gittiler. Sonuçta buluşma yerimiz orası olacak. Evet, Evet. aynen öyle. Hani mekanlar cennet olsun diyorum. İnan mısın Amin. Hatay'a gidemeyince toprakları bile özlüyorum. Topraklarını özlüyorum. Yani, aynen. Siz bir de Evet. Hataylıydınız. Hataylıydınız. Büyük kayıplarınız var. Aslında sizi de yormak çok istemiyorum. Çok, çok Kısa da tutacağım çok kayıplarım. sohbetimi. Maalesef. Allah kanı rahmet eylesin. Amin, amin. Şimdi ne diyelim? Buyurun. Hayırlısı olsun. Amin, amin. Şimdi bir şiir. Gerçi buna birazcık hakaret şeyler olabilir de hani kitaptan artık hani kitabın adı Kadınlar Ölüyor Dünya Utansın. Anladım. Biz o Evet. zaman alalım Evet. Ben şiirimizi. Bağlanamadık ya, konuğumuz da bekliyor. Buyurun. okuyorum. Hani, hadi iki şiir de okuyabilirim eğer vakit varsa. Hiç sorun değil benim için. Evet. Hani Diğer kısmı da bekliyor. Öncelikle bir şey yapalım. Şiirinizi alalım. Kadınlar Günü ile ilgili. he.
Evet, buyurun dinliyoruz sizi. Gözlük, çünkü Buyurun. gözüm ameliyat olduğu için daha gözlük kullanamıyorum. Hani birazcık takılabilirim. Haber vereyim Olsun. dedim. Çok hazırlıksız Sorun değil. oldum yine. Hazırlıksız oldum bugün. Evet. Ezberden bile okursun ya, ben biliyorum. Evet. Ezberden bile okursun. Evet, buyurun. Ezberim, ah keşke olsa ezberim canım. Keşke olsa. Çok istiyorum. Kadınlar. Çamurdan Evet, yaratılmış buyurun. kullarız biz. Adem'le Havva'nın evladıyız biz. Dünya kurulalı sevgiden var iz. Yaradan'ın kıymetlisi kadınlar. Helali haramı bilen kuluyuz. Her renkle yaratılmış bir gülüyüz. Aşkı sevgi yaşamadan solmuşuz. Yaradan'ın kıymetlisi kadınlar. Erkeği, dişiyi doğurur kadın. El ele vererek çalışan kadın. Eli kaldır baştaki taca bakın. Yaradan'ın kıymetlisi kadınlar. Aksoy kıyılmaz sevilen boş kızlar. Üzmeyin dili tatlı konuşur sazlar. Soğuk şerbet sunar içinde buzlar. Yaradan'ın kıymetlisi kadınlar. Şimdi birazcık tabii göze takılıyorum, yani o şeyden hani tutuklukla yapıyorum. Olsun. Tam gene havasına şey okuyamadım ama yine de okun bunu. Yok yok, diline sağlık, gönlüne sağlık, Evet. kalemine sağlık. Çok güzel sözler. Bir tane bir onu sonra okurum istedim. Birazcık eğer vaktim varsa da hani yine okuyabilirim diye. Siz bunu o şeyinizle alalım, okuyabilirseniz. Hani gözünüzden sıkıntınız olmazsa. İnşallah olmaz. Evet. Buyurun. Unut gel, aşkla sarılalım. Yetmez mi her gün ağlayanlar? Zalim sözüne bağlayanlar. Ay çok özür diliyorum. Tekrar başlayacağım ben bunu. Tamam, başla. Yetmez mi her gün ağlayanlar? Zalim sözüne bağlayanlar. Tenleri şişe dağlayanlar, şişle dağlayanlar. Unut gel, aşkla sarılalım. Ne umutlar vardı sevenin? Melek midir, peri mi seven? Hiç bilmeden darıldık senle. Unut gel, aşkla sarılalım. Birazcık kafiyle karışık burada, bunun farkına vardım. Hani kitaba basılı artık hani o şekilde. Çok eski şiirlerden çünkü canım. Allah'a mahsustur yalnızlık. Güzel olsa biz de kalırdık. Dünyanıza neşe salardık. Unut gel, aşkla sarılalım. Her gün garibi yaraladık. Dinmez gözyaşı paraladık. Eller konuştu, karalandık. Unut gel, aşkla sarılalım. Yumruk konuştu, diş döküldü. Canından canlar söküldü. Meydana gaziler döküldü. Unut gel, aşkla sarılalım. Burada kadına dövülmesi, yollar ortasında öldürülmesini dile getiriyorum. Tabii çok karışık olduğu için tam Yok, net okuyamıyorum. Yani ben hoş görme artık. Beni dinleyinler de artık. boş ver. Seni yorduğumuz için de kusura bakma lütfen. Gözünden de ameliyat oldun. Evet. Haklısın. Zorla ama istersen, ya da hani bitiririm dersen buyur tabii. Son kıtası zaten. Tamam, Sese buyurun. ses ver, ağalar beyler, kan gölünde şehirler köyler, Aksoy sözü sizlere söyler, unut gel aşkla sarılalım. Bitti mi? Bitti. Bitti Hani şimdi mi? öyle bir şey, yani ben de katılmayı istedim. Hazırlıksızım hani o yönden, hani gözlüksüz baya bir, ama seni kırmak istemedim. Biliyorum. Seviyorum. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Size gözünüzden ameliyatlı halde konuk oldunuz. Şiirlerinizi paylaştınız. Kadınlar Günü'nü kutladınız. Açılmamış. Biz teşekkür ederiz. Daha gözüm perdesi henüz açılmamış okudum. Gözlük de takamıyorum. Bakın işte Anladım, beni kutlamak için, neşeli hani böyle birazcık anladım. seninle bulunmak için katıldım. Seni de seviyorum. Dostlar da beni Biz hoş de görsün. seviyoruz Hoş sizi. görsün Sizi artık. seviyoruz. Oldu. Evet, izleyicilerimiz kusurumuza bakmasın, ki bakmayacaklar. Hepsi çok olgun, çok hanımefendi, beyefendi Evet. insanlar. Tabii ki gözünüzden ameliyat olduğunuz için de zorlandığınızı ben biliyorum.
Başka bir Buna gün. rağmen katıldınız. Teşekkür ederiz. Tamam canım. Çok teşekkür ederim Rica ederim. katıldığınız için. Var mı diyeceğiniz bir şey? Gülü bir gün, kadını her gün. Gülü soluncaya, kadını ölünceye kadar baş tacı edip seveceğiz inşallah. Öyle de öneride bulunuyorum. Evet, çok doğru diyorsun. Çok teşekkür Rica ederim. ederiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şifalar Bekliyorum selamlar. diliyoruz Çok Gülcüğüm'e. teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki programlarımızda yine görüşürüz. İnşallah. Hoşça kalın, Allah'a emanet Olur olun. inşallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet efendim. Çok kıymetli şairimiz, ozanımız Gülsem Aksoy hanımefendiydi. Gözleri ameliyat olmasına rağmen bu programımıza katıldı. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Şifalar diliyoruz efendim. Bu arada evet izleyenlerimiz var sağ olsunlar. Evet, Ünal Kabay dedik. Orhan Çimen geçtik. Evet, burada tabii Ülker Hanım da yine şey yapmış, Kadınlar Günümüzü kutlamış, sağ olsun. Efendim, kayıyor kadrajda. Beyhan Özübek demiştik. Kayıyor ya, niye? Şuradan bakalım olması. Ben birazdan diğer sevgili konuğumuzu alacağım. Bir saniye. Ülker Hanım iki güzel ozanımıza demiş. Selamlar iki güzel ozanımıza demiş. Şu an Ahmet Şimşek Bey de şu an gruplarda yayınımız devam ediyor. Arkadaşlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Canan Keskin de bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun demiş. Alkışlar göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sizin de Kadınlar Gününüz kutlu olsun demiş değerli hemşerim Ahmet Şimşek Bey. Efendim burada tabii çok güzel güftelerin sahibi değerli Ankara Ozanlar Ocağı Başkanımız Yeter Bektaş Hanımefendi de Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun sevgilerimle demiş. Biz de kutluyoruz Yeter Hanım. Kadınlar Gününüzü çok güzel bestelere imza atıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Evet efendim. İnşallah bir günde Yeter Hanım da yaparız. Kim bilir. Efendim Ahmet Şimşek Bey diyor ki şiir yazan, okuyan kardeşimizi kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. O yayından ayrıldı. Ben teşekkür edeyim adına. Hikmet Okuyar Bey sizler de selam, ha Hikmet Okuyar Bey'e de selamlarımı gönderiyorum diyor Ahmet Şimşek Bey. Yayına gelen erkek arkadaşları ve akrabalarımın Tuncay yeğenimin de eşlerinin hanımlarının gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Metin Barbaros Bey, erkeğin adam olduğu yerde her gün kadın her gün pardon şey gelince böyle erkeğin adam olduğu yerde her gün kadınlar günüdür. Edirne'den selamlar. Aleyküm selam efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yeter Hanım da çok teşekkür ederim. Amasya Ozanlar Hoca Başkanım demiş. Çok teşekkür ederim. Başkanım sağ olun. Kadınlar gününüz kutlu olsun tekrar. Hikmet Okuyar Bey tebrik ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hikmet Bey'e de çok selamlar, saygılar gönderiyoruz buradan. Görebildiklerimi okuyorum. Ne olur kusura bakmayın. Kayıyor çünkü sürekli. Efendim, şimdi diğer konuğumuz sevgili Aysel Çoban'a geldik. Konuğum şu anda onu almaya çalışıyorum. Bir saniye Aysel Çoban Hanım'ı da ekliyorum. Ekledim. Aysel Hanım'ı bekliyorum. Evet, Aysel Hanım gelecek birazdan. Merhaba. Efendim, merhaba Aysel'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Aysel Çoban Hanım çok güzel bir şairdir, Çok çok teşekkür güzel ederim. yorumcudur. Efendim,
Güzel de inşallah ileride bir gün bir romanı da okumak nasip olur diyelim. Efendim tekrar hoş İnşallah. geldin Aysel Hanımcığım. Ha. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk tatlım. İyiyim. Çok güzel Gayet. görünüyorsun. Teşekkür Sağlık, sağlık. Ay, güzel gidiyorum. ederim. Hepimiz biliyoruz ki şu son zamanlarda her şeyi üst üste yaşadık. Çok Evet. acıklar çektik. Aslında Maalesef. büyük bir kadınlar günü ama yine de hayat devam ediyor. Maalesef devam ediyor ama yani başka da çaremiz yok ya. Ben Evet. buradan başta senin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Kutlu olsun. Tüm şair bayan kadın arkadaşlarımızın, Zübeyde annemizin, depremde ölen tüm kadınların, tüm sevdiğimiz, tanıdığımız kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Fakat aslında bunun geçmişini çoğumuz biliyoruz. Ben yine de belirtmek isterim. Biliyorsunuz 1800'lü yıllarda Amerika'daki işçi kadınların aşırı derecede sömürü düzeninde çalışma saatleri vardı. Canlarından bezen kadınlar gösteri yapıyorlar. Çalıştıkları 16 saatin 10 saatine düşmesini istiyorlar. Fakat Evet. patronlar rahatsız oluyor bu durumda. Gösterilerden yapıyor, düzenliyorlar ve bu gösteriler dışarısında dağıtmak isterken fabrikaya giriyorlar kadınlar ve oradaki çıkan yangında Maalesef. yanlış hatırlamıyorsam sayısının 149 olması lazım. Evet. Canlı canlı Maalesef bu fabrikada. yanıp yanarak ölüyorlar. Ondan sonraki süreçte de bu kadınların anısına Kadınlar Günü kutlanıyor. Tabii şey olarak düşündüğümüzde aslında bu bir kutlama şeyi değil. Ama Değil tabii ki. maalesef Onları anlıyoruz. kutlanmak açısından fakat bunu daha çok kapitalizm düzen bunu bir ticarete dökmüştür. Ben bu konuda karşıyım. Kadınlar kadim zamanlardan beri var. Tabii ki erkekler de. Fakat kadın çok daha özel bir varlık. Bana göre kadın olmadığı zaman dünya durur diye düşünüyorum. İster katılır insanlar ister katılmaz ama çok fazla uzatmak istemiyorum. Kadın şiir, yani Kadınlar Günü'yle ilgili daha doğrusu şiir yazmadım açıkçası. Fakat Olabilir. ben bir başkasının şiirini okuyacağım kadınla ilgili. Evet. Hepimizin Nazım Hikmet'in diye bildiği ama bir saniye ismini yanlış söylemek istemiyorum. Nail Çakırhan beyefendinin Kadın Telakkisi şiirini okuyacağım size. Biraz müsaade Tabii. isteyin. Fon müziği açacağım. Tabii. Hazırladım çünkü. Tabii ben de bu arada bizi arayanları bir merhaba diyeyim sen onu bulana kadar. Tamam. Ben hazırım. Olur mu? Sorun yok. Tamam. Sen şey yapabilirsin. Soru ben okuyayım. Aksoy efendi hoş geldin demiş. Aysel demiş hoş geldiniz demiş. Teşekkür Ben ederim. bu arada tabii Yeter Bektaş Hanım da Aysel'cim özledik. Güzel sesini, günün kutlu olsun. Sevgilerimi sunuyorum demiş Yeter Bir Bektaş Hanım'dan. mukabele. Ben de kendisini özledim. Öpüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet. Başlayalım mı isterseniz? Tabii tabii buyurun. Buyurun. Tamam. Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde serip bir döşek gibi yatmak içindir. Kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde 9 zilli bir köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki hamur yoğurur, kimi der ki çocuk doğurur, her ağızdan bir söz. Kimi der ki ilk göz ağrım, kimi der ki onunla doğu bağrım, kimi der ki
bunca yıldır yaşıyorum, hayalimdir. Kimi der ki, boynumda taşıyorum, vebalimdir. Ne bu, ne şu, ne öyle, ne böyle, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, dudaklarım ve başımdır. Yavrum, anam, öz kardeşim, karım, hayat arkadaşımdır. O benim kollarım, bacaklarım, dudaklarım ve başımdır. Yavrum, anam, öz kardeşim, karım, hayat arkadaşımdır. Evet, şiir bu kadar. Çok güzel. Kaldım gidiyorum. Daha sonra gelecek diye bekliyorum. Teşekkür ederim. Tabii yani kadın demek illaki yatak şey değildir. Ne bileyim işte o doğurur, hamurur. Değil arkadaş, bir insandır. Evet. O da olanlarına gerekmiş zaten. Ya şunu düşünmek lazım. Toprak bilirsin. Toprak ana deriz. Toprak nasıl üretkense, veriyorsa, vericiyse, verirseniz onu alırsınız değil mi? Kadın da tıpkı toprak gibidir. Yeri gelir bağrına basar, yeri gelir verdiğini onun üstü size geri verir. Yeri geldi eğer ona zul davrandığınız zaman sizi çamuruna alır. Vesaire vesaire. Ben diliyorum ki dünyadaki tüm kadınlar hak ettiği şekilde yaşasın. Her şeyden önce insanız, sonra anneyiz, sonra eşiz, kardeşiz, bacıyız vesaire diye sıralayabiliriz. Ben bu vesileyle yine başta seni öpüyorum. Tüm şair arkadaşlarımı öpüyorum. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Her şeyden önce acılı günlerin bitmesini diliyorum. Umarım yaralarımız bir an önce sarılır. Sevgi ve saygıyla kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, olur mu? Aysel'cim, programımıza kısa da olsa katıldın. Güzel yorumla, şiir yorumladın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kızına, sana Kadınlar Günü kutluyorum. Seni Kadınlar Günü kutluyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. İnşallah yine programlarda yine görüşürüz inşallah. Anladım. Ben kısa tuttum çünkü belki başka arkadaşlar varsa, kaç kişi var bilmiyorum, onların hakkına girmeyeyim diye. Evet. O yüzden biraz kısa tuttum. Bir de şiir sayısını bana belirtmediğin için belki birden fazla olmaması gerekiyor düşündüğüm için. Bir evet. De başkalarını yani bekletmedim. Mesela konuşabilirsin. Hani birkaç kelime daha konuşabilirsin yani, hani şey değil. Konuşmak istediğin bir şey varsa konuşabilirsin. Ya ben Kadınlar Günü derken benim çok da anneler geliyor aklıma. Kaybettiğimiz evet. Anneler geliyor. Senin yani, annen geliyor. Kendi annem geliyor. Evet. Biz hiçbir şekilde kötü davranmaya layık değiliz. Onu düşünüyorum. Yani biz çok derin bir varlığız aslında. Dediğim gibi bize ne verilirse karşılığında onun hissesini, yüzün hissesini veriyoruz. Yeter ki bunu karşı taraf bilsin. Ama ben inanıyorum ki bir gün her şey düzelecek. İnşallah. Mutlu olur diye düşünüyorum. Yoksa bu dünya çekilmiyor. Gerçekten çekilmiyor yaşamaya. Her şeyden önce kimsenin kimseye acı çektirmeye hakkı yok. Bu kadar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlık, sağlık, afiyetler diliyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Kadınlar Günü tekrar kutlu olsun. Bu videoyu görebilecek miyim? Paylaşacağım. Tamam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sağ olasın. Evet efendim, sevgili arkadaşımız Aysel Çoban'ı da konuk ettik. Tabii bu arada başka Binnur Doğan hanımefendi izliyor. Osman Gürel Bey de kolay gelsin. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayırlı akşamlar hocam demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet.
Efendim bu arada tabii konuk olmak isteyen değerli arkadaşımız varsa tabii ki birkaç cümle şey veririz yani konuşurlar. Bana bu arada Binali Kılıç Bey bir şiir göndermiş. Ben de şöyle tabii okumaya çalışayım. Evet, ben şiiri tam okumadım ama Binali Kılıç Bey'in Kadın şiiri var, göndermişler. Onu seslendirmeye çalışacağım. Kadın. Kadın, insanlığın temel taşıdır. Havva ana ilk kadının başıdır. Kadın erkek birbirinin eşidir. Kadın ana, kadın bacı, kadın kız, hayat kula zehir olur kadınsız. Kadın. Kadın kutsaldır. Kayıyor tabi okuyamıyorum da bir an. Kadın kutsal varlık, anadır, ana. En büyük hediye olmuş insana. Kadın gümüş, neşe saçsın cihana. Kadın ana, kadın bacı, kadın kız, hayat kula zehir olur kadınsız. Kadın baş tacıdır, haktan emanet. Kadın erkeğini en güzel ziynet. Kadın asil, tuhtur. Kadın asalet. Kadın ana, kadın bacı, kadın kız. Hayat kula zehir olur kadınsız. Efendim kayıyor Kadreş ama okumaya çalışıyorum. Daha önce göndermiş olsalardı. Kadın insanlığın, özür dilerim. Kadın avrat. Kilit olmuş evine. Kadın kutsal, umut olmuş beyine. Kadın nimet katmış el emeğine. Kadın ana, kadın bacı, kadın kız. Hayat kula zehir olur kadınsız. Kadın insanlığın istikbal bağı. Kadın hanesinin nazlı sancağı. Kadın Binali'nin sevgi kaynağı. Kadın ana, kadın bacı, kadın kız. Hayat bize zehir, zehir olur kadınsız. Hayat bize zehir olur kadınsız. Çok özür dilerim. Hani ilk defa geldi, bir tekrarı bile olmadı, okuyamadım. Aşık Binali Kılıç Beyefendi'ye de, Ozan Beyefendi'ye de çok teşekkür ederim. Aşık Binali Kılıç Bey'e güzel bir şiirdi. Hani daha önce gelmiş olsa en azından bir tekrarım olurdu. Ama çok teşekkür ediyorum. Göndermiş bize, çok teşekkür eder. Biz de hanenizdeki bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyoruz efendim. Binali Kırç Bey. Evet. Efendim, şimdi tabii ki bir taraftan mesajlar da geliyor. Onlar da hani mümkün olduğu kadar atlamamaya çalışıyorum. Şuraya bir bakacağım. Burada yok mu? Osman Güler Bey diyor. Efendim burada Hasan Ali Ece Beyefendi de burada mesaj göndermişler. Size bu özel günde umut ve bereketin dolu dolu hissedildiği bir Berat Kandili. Efendim bu Berat Kandiliymiş. Bu gece mübarek demiş ama çok teşekkür ederiz. Sizin de kandiliniz mübarek olsun. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz. En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz. Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız. Sizlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hayatınız çok ama çok mutlu olsun. Efendim, Hasan Ali Ece Beyefendi'ye de çok çok teşekkür ederiz.
Kadınlar Günü kutladığı için çok teşekkürler efendim. Selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet. Zeynep Coşkun hanımefendi de şey yapıyor. İzliyorlar. Kadınlar Günümüzü kutlamışlar. Evet efendim. Bu arada tabii katılmak isteyen bir dostumuzu daha alabilirim hanım arkadaşlarımızdan. Eğer varsa. Yoksa yayını bitirmek üzereyim. Çok fazla da kimseyi yormak istemiyorum. Evet. Münir Doğan hanımefendi, o da çok güzel şairdir, ressamdır. O da merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Münir Doğan hanıma da. Selamlarımızı gönderiyoruz. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Evet. Evet efendim, Dünya Kadına Günümüz tekrar tekrar kutlu olsun. Bize bu değeri veren değerlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da hep kadınlarımızı kadın olarak, Allah'ın bir emaneti olarak, onlara nazik ve kibar davranarak, onların kısmen de olsa özgür olarak bırakılmasını. Kadınlar çok üretken, kadınlar çok becerikli, kadınlarımız çok asil, çok hanımefendi. Onun için efendim, kadınlarımız baş tacı olmalı. Erkek ve kadın dünyada dengedir. Bir tarafı erkek, bir tarafı kadın. Elbette ki bu dünyanın dengesidir. Ne sadece kadınla olur, ne de sadece erkekle olur efendim. Eşlerinizin, kızlarınızın, kardeşlerinizin kıymetli, analarınızın kıymetlerini lütfen biliniz. Bildiğinizi biliyoruz ama biz naçizane bir de hatırlatıyoruz efendim. Musa Güneş Bey, kolay gelsin başkanım. Kadınlar gününüz kutlu olsun demiş. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin de hanenizdeki bütün kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Evet, ben yavaş yavaş yayınımızı sonlandırmak üzereyim. Efendim, katılan bütün dostlarımıza, mesaj gönderen bütün dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İnşallah ileriki dönemlerde yine bir depremle ilgili sohbetlerimiz, şiirlerimiz olacak. Yani ölenle maalesef ölünmüyor. Tekrar Allah hepsini, koronada ölenleri, efendim depremde ölenleri, şehitlerimizi, bütün adını bildiğimiz bilmediğim bütün mümin ve müminlerin ruhları şad olsun efendim. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sonsuz sabır diliyorum. Allah sabrını versin. Biz millet olarak onlara elimizden gelen her türlü yardımı yapmakla yükümlüyüz efendim. Allah'tan gelen her şeye amenna. Evet efendim. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Yeni bir yayın köşemizde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kadınlar gününüz tekrar kutlu olsun efendim. Hoşça kalın.